merkezimiz bütün yerlerde diğer seçimlere göre büyük bir olumlu bir tepki ile karşılaşıyoruz. Özellikle iktidarın son zamanında beraberinde getirdiği baskı, zulüm, bunun yanında da işsizlik, ekonomik sıkıntıyla beraber millet bıkkınlık halindedir. Yani halkımız hükümetle alakalı düşüncesi çok karamsar ve geleceğe dönük herhangi bir ümit beklemiyor. Bir çare çözüm de hükümetten beklemiyor. Yerel yönetimde de aynen öyledir. Sorduğumuzda şimdiki mevcut belediye başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı siz için ne yaptı dediğimizde durup yüzümüze bakıyorlar. Hiçbir şey biz görmedik diyorlar. Çoğulculuğu esas alıyor. Merkeziyetini çok yerelli esas alıyor. Malum bildiğiniz gibi açıkçası şöyle, partimiz demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçi bir partidir. Biz bunu söylerken karşımızdakiler bunu anlayamadılar ama bugün dünya bizi anlıyor. Çin'den ta Avustralya'ya kadar, Hindistan'dan İngiltere'ye kadar bunu dinlendiriyor. Cihan azadı diye dinlendiriyor da burada kadınların toplumdan sökülüp atılması yerine kadını toplumun temel ana öğesi haline getirmeye çalışıyoruz. Yani bu açıdan meseleye öyle bakıyoruz. Çocuklar için toplumcu belediyecilik, çocuklar için. Çocuk çok dinli, çok kültürlü eğitim. Ana dilde kreşler, istismar ve şiddeti önleme birimleri, oyun ve spor alanları, çocuk koruma evleri, çocuk kültür sanat alanları, masal evleri, çocuk yaşta evlenmeye karşı mücadele. Gençlere gelince ücretsiz aş evleri, ulaşım ve barınma. Stajyer ve çıraklar için maddi haklar mücadelesini stajyerler yapıyor ya. Gençlik forumları ve kütüphaneler, bilim merkezleri, eğitim destek evleri, sosyal kültürel aktivite ve spor alanları, bağımlılıkla mücadele alanları özellikle kentimizde yani kırmızı çizgiler yani kırmızı alarmı çağırıyor yani. Mesela ben kendi mesleğim itibariyle de dindar olduğum için taziyelere genellikle katılım sağlıyorum. Bir günde geçen senelerde 5 tane taziye gittik. Et taziyesi de gencecik çocuklar onzay ile hayatlarını kaybettiklerine müşahede ettiğimiz oluyor. Bu bizi son derece üzüyor, hassas ediyor ve buna karşı mutlaka köklü bir mücadelenin verilmesi lazım. Gençliğimizi korumamız lazım. Gençler özellikle eğitim noktasında zengin çocukları özel okullarda eğitim görüyor. Ama bunun yanında fakir çocukları hiçbir zaman böyle eğitim görme fırsatı olmuyor. Bunu bu dengesizliği, eğitim fırsat eşitliği meydana getirmek için mutlaka özel dershanelerle, belediyenin bünyesinde özel dershanelerle böyle tecrübeli hocalar nezdinde onlara eğitim vermek dolayısıyla o eşitsizliği ortadan kaldırma gibi projelerimiz var. Bir terazinin bir kefesine emeği koyup diğer tarafta emekten üretimden doğan güçlerini bir araya getiren emekçiler ancak emeğe karşı kendini koruyabilirler. O açıdan mutlaka emekçilerin örgütlenmesi şarttır. Çünkü emekçi mal satıp mal alıp böyle kar edip kazanmıyor yani. Kendi bedeninde veriyor yani bedeniyle veya da zihniyeti verip öyle karşılığında para kazanıp geçimini sağlıyor. Onun için mutlaka koruması için örgütlenme şarttır diye düşünüyorum. Meydanlarda bakıyor tek değil tek millet falan diye bağırıyor. Milyonlarca masum insanlara bunu tekrar ediyor. Allah'a isyan edercesine yani öyle bir hal alıyor. Diyor ey insanlar biz sizi bir kadın ve erkekten yarattık. Kabile kabile kavim kavim millet millet yarattık. Tanınmak için. Yani İslamiyet'in temel esası kaynağı olan Kur'an-ı Kerim çoğulculuğu esas alıyor. Bir de tanınmaya inkar veredi İslamiyet'e göre mürted sayılıyor. Diğer bir deyim de İslamiyet'e inanıp İslamiyet'i yapmadıkları için İslami literatürde biz oportunist diyoruz ama İslami literatürde buna münafık deniyor. İkinci bir şey halbuki burada şöyle bir esas var. Bizim partimizin temel esası değil, çoğulcudur. Aynı zamanda İslam'dır, aynı zamanda Hristiyan'dır, aynı zamanda Alevi inancıdır, aynı zamanda Yahudi inancıdır, aynı zamanda Ezdati inancıdır. Yani bütün inançları, aynı zamanda Türktür, Kürttür, Arap'tır, Çerkez vesaire, bütün inançları onurlu bir şekilde birbirlerine olan haklarına riayet etme
esası üzerinde onurlu bir yaşamı esas alan bir sistemi savunuyoruz.